Cumhuriyet'in yanmasına izin veriyorsanız. Evet, benim biletin yanmasına izin veriyorum. Şöyle herkesi. Sen izin vermiyorsun. Cumhuriyet'in yanmasını istemeyenler yüzünü kapatsın. Öte Aydan Ankara imza günü. Buradan çıkanlar aşağıdaki seyyar karakola direkt. Evet. Tanzim imza kuyruğu. Pardon hocam, affedersin. Memuriyetin yanmasını istemeyenler yüzünü kapatabilir miyim? Ben KPSS hazırlandım. Tamam işte. Pardon. Hocam pardon, geçmeyeyim mi? Şöyle. Hocam memuriyeti yalnız. Merhaba. Efe Aydal, Tanzim imza kuyruğu. Memurluğum yanmasın. Ben yanmayayım. Ege'den de Efe Aydal, Tanzim imza kuyruğu. Çekiyorum ama abi, memurluklar yanarsa memurluğunun yanmasını istemeyen yüzünü kapatabilir miyim? Merhaba dedim. Ben Efe Aydal. Şey gibi oldu işte, çekinip gidiyoruz falan gibi oldu. Söyleme saldırılacak. İsim neydi? Görkem. Soyad? Yetiş. Ayrıca bir dilci olarak bunu imzalatabileceğimi düşündüm.
Tamam. Ayakta da buraya bir camber. Camber mi? Badal. B-A-D. Hangi? Senin anlayacağın yani artık ayrıca bana koyalım abi. Abi bir şey sorayım. Şey kime? Metehan Keskin Sezer. Çıplak, çıplak gibi de Ceyhan'ın C'siyle. Ya Efe abi ne zaman yayınlar sonra ben bilmiyorum da. Sıra doluyor ya. Şimdi konuşuyor. Yavaş 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 yavaş. Yani bir şey yapacaksın, astronot bölümüne gireceksin. Ama astronot giderken de İngilizceni geliştireceksin. Çok sağ ol, kendine bak, kusura bakma dostum, biraz daha kapı oldu. Ben sizden Thank you.
Her şeyi imzalıyorum. Ölümüne koyanlar da imzalıyorum. Ben küçükken de ölüydüm. Hep beni parmakla gösterirlerdi. Bak 15 yaşında küçük hiç kimse gelmedi. Yükselmiş abi çıkmaz. Yaşlıma ya. Yaşında hep daha iyi bekliyorum. Ayı beklemeye ilgili espri atacağım. Burada hiç enerjim kalmadı abi. Kusura bakma. Kalan. Neyse. Adı Bilal değil mi inşallah? Gelmedi yani. Bu kadar yani, severek takip Yapacağız. Bu ana kadar buraya gördüm.
yapacak bir şey yok yani. Hayat ikişimiz geldik abi. O hayatta kalanlardan biri de ne olacak biz böyle. Bunu kaydettim. Bunu kaydettim abi. Orada ben duracağım ve resim böyle. Siyah beyaz. Yani bizleri organize olsun yapsın. Ben kendim önce sanat tapasçırısı olmayı bekliyorum. Ondan sonra figürer olacağım yani. Sırayla her şey. Önce başarısız olayım. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi yani spor salonuna yazıldım. Kolum 1 santim genişledi. O yüzden dedim ki benim de Superman logolu hayvan gibi daha tişört giymem lazım. Abi satışa çıkıyor. Abi onu aynen satış olacak mı ya? Evet onu soruyorlardı, söyleyecektim hatta. Arkadaşlar bu zaten şey. Benim bir arkadaşım yapıp yolladı. Ben tekstil ne olduğunu söyledim. O zaten tişodan yaptı. Başka bir deyişle tişoya girip isterseniz yapıp kendinize yolladı yani. Biz oradan yaptık. Arkadaş bana yaptı öyle yolladı yani. Bir tane daha hatta istiyorum. Şey Efe Aydan'la polemiğe girdim diye. Yani Efe Aydan bana kötü yazdı falan diye. Öyle gezeriz. Efe Aydan beni blokladı. Aynen Efe Aydan beni blokladı. Bir milk tişörtü falan olup vardır benim herhalde. Benim tarafımdan bloklayan yoktur inşallah arkadaşlar. Birçok kişi, birkaç kişi fake salıp blokladı. Söylüyorlardı yani. Onları gerçekten fake hesap sanıyordum. Bazen oluyor. Herkes merhaba diyor. Merhaba da görüyor. Biliyorsun bize çok yem atan oluyor. Evet şeylerle fake hesaplarla sıkıntıya girmemek için işte ben de yani bloktan ziyade decline o şey oluyor ya işte. Tanımadığın adam mesaj atınca decline seçeneği oluyor ya. Onu falan yapıyorum yani. Başka var mı arkadaş? Cevap vermiş. Yani kırmızı hassasına cevap vermiş. Abi onu şöyle bir durumda falan şikayet ettim desem inanır mısın? Kanser oldum ondan sonra. Yani hastane masraflarını karşılayacaksan sonunu getirdim ama. En son bilimde çok abartılıyor falan deyince ben öldüm zaten orada bayılmışım.
Orada bir kendimden geçtim abi. Kendime geldiğimde üstünde kıyafetim yok. Kendine biraz aklımda değil mi? Abi çocuğu da kaldı geçecek. Arka şerif yani. Tişört de almış. Tamam güzel. Robot işi şu anda dış kaplaması bir arkadaş şey ben bunu işte uzaktan kumandayla yapabilirim dedi. Ama onun için üstüne yazıcı lazım. Eğer yapamazsa bile biz mekanik bir şekilde zaten kaplamasını yapacağız. Ama kaplamasını yapmak istemedim. Çünkü şu an zaten filmi çekmiyoruz ya. Filmi çekmediğimiz için o dedim dursun şimdilik. Belki çünkü arkadaş kolu yapar falan. Şimdilik o öyle duruyor. Şey yapıyoruz atölyede şu anda. İşte abi, şu anki uzun mesaj. Kesin bitecek ama değil mi? 3 yıldır. Tonton nasip ederse. Tonton nasip ederse bitecek. Belki sıfırdan başlayacağız ya. Belli olmaz yani bizim sandığımız. Kaç kere oldu abi sıfırdan başlama robotu? Üçüncü oldu. Üçüncü oldu ama. Yani şu an mesela şöyle olsa hani robot filmi şu anda çekeceğiz. Bunu bitirmemiz lazım desek bitiririz. Yani konum olur şu anda yaparız ama dediğim gibi arkadaş şu anda makine mühendisliğine girdi. O böyle 4 sene geçti. Adam lisedeydi sonuçta. Adam lisedeydi biz başladığımızda. Makine mühendisliği. 10 gün ona bakıyorum. Orada öğrendi. 3D yazılım falan öğrendi. Şeye başladı. Sonra falan başladı. Ondan sonra hani mezun olunca yaparız. Televizyon yani. Birkaç iş yaptık da. Hepsi sizin miydi? Taciz dinlesi gibi. Steady cam'imiz yok ya bizim. Yani stabilizing olarak şeyim diyorsan. En son. Onu biz yaptık ama Rolling tabii şey. Yani onu aldık. İkinci el olarak aldık. Evet, diğerini biz yaptık. Jimmy Jimmy biz yaptık. Hepsi tamamlandı. Yani ben şöyle oluyor. Ben söylüyorum kafamdaki dizaynı. Diğer arkadaş yapıyor. Yani diyorum ki şurada rulman olsa, böyle dönse, böyle kilitlense bilmem ne. Diğer arkadaş yapıyor. Böyle güzel bir şekilde yapıyoruz yani. Nasıl abi? Hepsi tamamlandı. Şeyleri mi? Gereçleri. Yok. Yeleği bitirmek üzereyiz. Ama yelek de kısa zamanda bitecek. O da şey olacak, o görmüşsündür işte. Bu şeyde taşıyoruz. Ondan sonra yağmur makinesi yapmak istiyoruz. Yani yağmur çekimi için. Yağmur sahnesi için yani yağmur makinesi yapmak istiyoruz. O da çok güzel bir şey. Şöyle burada iki tane şey var. Fıskiye. Burada da iki tane fıskiye var. Nasıl da ortadakiler şöyle dönen fıskiye. Bunlar da ileriye atan. Bir yere koyuyorsun 3 boyutlu yağmur olmuş oluyor. O bahçe şeyleri onlar işte hortumlara. Hortum değil de PVC boru yani. PVC boru. Kendin herhalde yaparsın değil mi abi? Nasıl? Biz yapacağız zaten. 15 ince bitmiş. Yapacağız. O olacak yani. Tabii profesyoneller şey yapıyor. Bizimkisi musluğa takılan olacak. Profesyonellerde direkt pompa sistemi var. Şey yapıyorlar. Mesela profesyonel filmlerde yağmur sahnesi şişme havuz oluyor. Bayağı büyük ama yani. Senin yüzebileceğin büyüklükte. Şişiriyorlar. İçini suyla dolduruyorlar bir yerden. Ondan sonra jeneratörlü motorla motoru çekiyor. Oradan veriyorlar. Onlar bayağı profesyonel. Bizde profesyonel, o para olsa profesyonel oyuncu kullanırız zaten. Yanmalı falan sahne vardı peki. Nasıl? Yanmalı falan. Henüz yok. Hani sonra bir after effect, samanyolu gibi mi? Yeşil kıyafet mi? İleride istiyorum o ya, birini yapmayı. Hiç yapmış mıydın abi? Çok güzel bir iş teklifi var. Sen de tanımlayacak. Yani sonuçta Aydal Hoca'nın yaptığı ateş acıtmaz. Parantez için acıttı. Başka var mı arkadaşlar? Abi efekeslerin sonunu görebiliyor musun? Ne zaman artık benim dermanım başlayacağım diye. Uğraşamayacağım değil de şöyle olacak bir noktada para bulursam yani yarın piyango çıksın bırakırım neden diyecek olursan bilim kısmına ben ağırlık vermek istiyorum ya o yüzden atıyorum şimdi sallıyorum film çektik bu olmadı veya bu oldu
buradan güzel para geldi. Veya bu olmadı, bir sonraki oldu, güzel para geldi. Veya bir zengin bu. Yani bir zengin bu, bir arkadaşa para yolladı. Oradan geldi, bir yerden bir şey geldi. Ne bileyim, melek yatırım, şeytan yatırım olur bize gerçi de. Şeytan yatırımcılar bize yatırım yaptı falan. O zaman tamamen artık kendimi filme vermek istiyorum. Çünkü neden diye soracak olursan, podcast nereye kadar? Zaten skeçleri de o yüzden bitirdim. Çünkü onda skeç nereye kadar? Yani 40 yaşımda açıkçası YouTuber olmak istemiyorum. Şu an biliyorsunuz aslında tanım olarak YouTuber diye geçiyorum ama biraz utanç verici bir his. Bayağı kapıda kapıda sordu. YouTube'cu da değil, YouTuber. YouTuber biliyorum, ha YouTuber mı dedi, daha bir şey diyemez. Yani ciddi taşımış işte, maalesef öyle yani. Ha fikir adamı mı desin ya? Galiba var ya, anlatılmaz yaşanır. Bana sordukları zaman abi en doğru tanım, ben profesyonel Efe Aydın. Öyle yani. Çalışıyorum yapmaya. Ondan sonra color grading'i de biz yapmaya çalışıyoruz. Oyunculuğu da biz öğretmeye çalışıyoruz. En son mesela bir şeyi yükledik. Onu gördünüz mü bilmiyorum. Bu popstar sahnesini yükledik. Onlarda çekimden önce şey dedim. Bunun çekiminden sonra yükleyince arkadaşlar flash TV oyunculuğu diyecek dedim. Hazırlıklı olun dedim. Gerçekten öyle diyenler çıktı. Çünkü yani orada köşeye ben aslında televizyon logosu koydum. Orada besbelli yani televizyon programı ve o televizyon programının yapmacıklığını orada gösteriyor. Ama insanlar hala şey yazmış yani, yapmacık olmuş falan yazmış. Yani yapacak bir şey yok. Yani hiç yani hayır, sinirlenip kötü söz söylesen o zaman da işte şey olur. Efe Aydan bana kötü yaptı. Tişört. Maalesef ekşiye falan şey oluruz ondan sonra. Hani ona da bir şey diyemiyorsun. Ya bize neler geliyor abi? Şey yani bak, şu ötesi var mı? O diyor zannediyorum. Küs dünyaya altta yorum yazmışlar. Geri zekalı gün, geceyle gündüz nasıl var o zaman? Erke döner geçer. Ama en çok da onlar seviniyor. En iyi de parayı onlar getiriyor. Düz dünya yazıyorum. Troll böyle. Ama troll oldu. Çok belli ya. Norton diyemiyor. Bir tane abi ekşi de ben mühendisim diye Erke döner geçince laf eden vardı. Mühendis birisi mesela. İnternetten birisi böyle şey ne demiş işte, erken öğre geç bulmuş falan diye bir şey bedava elektrik. Abi en son o benim videom işte. Yani onu falan ciddiye alıyorlar. Bir de dalga geçiyorlar falan. Ya en son da şey diyorum ya, o ilk baştaki elektrik nereden geliyor? Ben diyorum komşudan çekiyorum. Ondan sonra şey diyor, bedava elektrik. Onu ciddiye almışlar ya. Altta yazıyor, gerizekalı komşudaki elektrik nereden geliyor? Abi o ekşici şey yazdı. Ben sahada öğren futbolcuydu. O ekşici bir de şey yazmıştı. Mühendisler 20 bin lira maaş alıyor diyorsunuz ama aslında... Aynen, ben şey diyorum. Mühendisler ayda milyonlarca dolar kazanıyor falan dedim orada. Onu da ciddi yazmış. Biz şu kadar para kazanıyor falan diye böyle yazmış falan böyle. Bürüt şu kadar, net şu kadar. Vergi de ayrıştın. Ekşici kızlar eklesin. Abi soramazsın. Atıldıktan sonra bu takipçi şey nasıl oldu? Mesela ben en son baktığımda 205 bin falandı. Evet, bir etkisi oldum yani, soramazsın. Oldum. Soramazsın. Onlar genelde şöyle oluyor. Mesela bir sonraki gün hemen böyle 1000 kişi, 2000 kişi, bir sonraki gün 1000, bir sonraki gün 500 falan. Mesela 3-4 gün sonra gene normale dönüyor. Onda da gene ne bileyim 2000-3000 kişi geldi. Şeyde vardı. En son şu veri akışı kesildi, bilmiyorum görmüşsünüzdür belki. O rekor kırdı yani. O rekor kırdı. Londra. Önceki böyle hani dolar şak falan, onlardan da fazla oldu. Çünkü hani güncel olduğu için, mesela gündemle ilgili olduğu için. Ondan da kurtulamıyorsun maalesef yani. Çünkü olmayınca şey artmıyor, seyirci artmıyor yani, sabit kalıyorsun. İşte diyorum ya, yarın piyango çıksa onları tamamen biter yani, onları yapmam yani.
Ben bak arka aslında şeyi düşünüyorum. Yok ben orada eli alıyorum ya. Çok böyle seyirci şey olacak ne derler? Destekçi olacak. Hayvan gibi para gelecek falan. Bir bakacak sen ondan sonra ben faktörünü kapattım. Neden? Parayı kazandım artık. Hayır söylemiyorum. Millet şey yapmasın. Lan çok da vermeyelim falan. Parayı bulunca götüreceğim. Podcastler biter falan. Merak etme öyle bir şey olamaz yani. Neden bilmiyorum. Patron yani $500 geçince fazlaları kartları hemen böyle saymamaya başlıyor. Neden bilmiyorum abi. $500 geçemiyorum. Yani Bitcoin ben şöyle bazı YouTube'lara baktım. Bitcoin kabul ediyorlar ama basınca hemen kapanmış. Yani illegal olarak sayılıyor büyük ihtimalle herhalde açık açık söylemek. Ama istiyorsa senin için bir kiralık kart yani sitesi açarım abi. Nereye yollarsın? Çektim ben bunu. Hepsini çekiyorum. Ama sen montajlarsın. Bana bağlama ama. Azmettirici falan gibi bir şey oluyor. Şey getirmiştim ben ya. Belki video çekeriz. Yani az kişi olur. Az kişi olur da belki video çekeriz diye az hilal gömleği işte şey kolye falan getirdim. Böyle şey yapardım. Sokakta herkes camiye değil uzatıyor. Şey, ya hafize diye bir kazası ya şimdi. Hamile ev şakası yapalım. Aynen. Abi niye inanıyorsun? Milletin kız bacısına ve normal bacısına bir düz atalım. Uzatalım ya. Ne olacak? Sizin normal bacınıza dil uzatılsa iyi mi? Normal bacı. Erkek bacı. Seçmiyorum yapabilirsin. Yoksa olmaz mı? Seçim yorumu mesela seçim çok güzel. Yozgat Partisi'nden not var mı şimdi? Bakın gösteri yoksa şey yaptım. Ben şimdi ne yapacağım? Ama tabii hala biliyorsunuz kesin değil yani. Çünkü İstanbul'u hani oturup da bak kalkmıyorum da diyebilirler. Yani. Böyle oturup da bağlayıp böyle. Belediyeye zincir diyorlar. Ne yapacaksın? Gelmeme herhalde. Ama hani CHP'nin İstanbul'u ve Ankara'yı aldı herhalde. Onunla kalktılar mı abi? Onunla kalktılar. Kalkacak. İzmir'i de Tunç Soyer almış. Ben Tunç Soyer'in şey olduğunu yeni öğrendim. Bizim Seferihisar'da bir efsane başkan vardı. Seferihisar'ı bayağı bir coştu. O oymuş. Ondan sonra diğer tarafı da işte İmamoğlu aldı. Şey diyorlardı ya işte belediyeden geldiler, belediyeden gidecekler falan diyorlardı. Şimdi bizim mahalledeki uzun boylu Mozambik'ten bahsediyorum. Mozambik'teki uzun boylu abi şey diyor ya işte biz gene zafer kazandık. %52 aldık falan diyor. Ama zafer falan değil. Neden? Çünkü hani zafer olsa ağlayan bebe videoları çıkmadı ortaya. Zafer olsa mesela korna çalarlar. Bizde hiç korna çalan olmadı yani. Havaya ateş açarlar. Siz de açıyorlar. Biz de kornayla yetiniyorlardı. İzmir ya bizim. Ne bileyim böyle el ele tutuşup tekerlek gibi dönen Ahsen TV'ye sunucuları yok. Hani onlar da farkındalar bazı şeylerin. Neden? Çünkü İstanbul ve Ankara çok büyük gelir kaynakları. Çok büyük gelir kaynağı olduğu için yani öyle ama var mı Bayburtlu seyirciler? Bayburtlu seyircileri de çok seviyor. Onlar da çok güzel insanlar. Bileşik Bayburt. Küçük yerler daha mesela İstanbul'daki kaynakları kullanarak orayı da şey yapabilirsin, misyonerlik yapabiliyor yani. Yani misyonerlik derken bazı arkadaşlar iyi bilir misyoner. Bizim Mozambik'teki arkadaşlar bahsediyor. Hani şey yapılabilir. Oradaki kaynaklar kullanılarak diğer taraflara da yönlendirilebilir. İkincisi de İstanbul ve Ankara'da çok iyi çalışılırsa bakın şimdiye kadar hani bir sürü şey diyorlar ya ne kadarı doğru onu biz de bilmiyoruz. Bir sürü söylendi var işte şu kadar para gitmiş falan şeylerden. Ne diyorlardı ya ATM memur mu varmış? ATM memurlar varmış. Mesela o paralarla vatandaşa faydalı işler yaparlarsa insanların da gözü açılırsa inşallah olabilir. Yani bu bana aşırı umut verdi. Bu demek ki
O çünkü ne kadar çok şey yaptılar, iftira kampanyası yaptılar. Herkes PKK'dan küçük kız ağlıyor. İşte diyorlar niye ağlıyorsun? Ne Sümeyye mi ne ağlıyorsun? Niye ağlıyorsun ya? Diyor işte PKK'lılar aldı İstanbul'u falan ya. O da diyor Fetih suresini oku geri gelir diyor. İki ay sonra kız ateist. Ondan sonra diyorlar ki niye insanlar dinden çıkıyor? 10 dakika daha gidiyor. Bak Fetih suresini okudum gelmedi. Şey bazı öyle vardı ya, şey diyor adam, ben dinden çıktım diyor, niye? Muska yazmış, takmış, olmamış aynısı dilek. Ben seçime gidiyorum bu arada. Tunceli'den komünizm yayıldığı var. Hayır. Ama bak, en ihtimal şu olabilir. Mesela orada Doğu'da HDP'nin yerleri var ya, belki oraları. Ama büyük şehirlere yok ya. Yani ben sanmıyorum açıkçası. Abi bir şey işte o. Daha gelip ben gördüm Sovyet sosyalist ben de hayal kırıklığına gidiyorum. Ya o şey işte ya. Hayır hiç yokum ben. Şeyde İzmir'de AK Partililer hep böyle zeybekçi falan soyadılar. Hep böyle modern kadınlar konuşuyor. İşte içkilerle karışmayacağım. Bu da ötekisi. Bu da işte orayı da alalım. Onlar da bizi de alalım. Zaten İmamoğlu falan diye böyle adaya. Neden belgemi? Öyle güzel sıfatında geldi. Yani influencer diyebilirsin belki de. Çünkü hani bulunan insanlardan da görüyorsun. Çok insana etkiledi. Hani bunu bırakıp bu kitleyi, kitleyle olan iletişimin yani tamamen biter diye düşünüyorum. Doğrudan geldi. Ama filmci şey olmayacak herhalde. Bu orta abi hep çekiyorsan beni. Keserim. Enes abimiz yani şöyle söyleyeyim ben çekmezsem başkasını çekmeyecek şeyler var ve ben onu istiyorum açıkçası yapmalıyım diyorum. Nedir? Çok garip hayallerim var. Onu bilmiyorum ama Beteğin'in mesela filmini çekmek istiyorum. Ondan sonra bu tür şeyler istiyorum. Kulletin, kulletin. Yani tamamen bırakmak yerine de bir ucundan hani her tarafı sorsan gelen yaptığın şeyleri devam ettirir misin? Ben hiç anlamadım da ben şu an YouTube'un bir ilgisi. Kapçalık ama şey oldu. Ara ara bir hani onu değil için yapayım. Şu an bir zorunluluğumuz var ama haftada bir podcast yapmak zorundayım. Neyse ben şanslıyım. Ülkede kulletin. O bakımdan çok şanslıyım. Bu için yapacağım. Açık. Her hafta bir sapığımız var değil mi abi? Haftada sapı bak, hafta sapı köşesi açtım. En son adam Golden Retriever'a tecavüz etmiş. Ondan sonra diyor ki abi ben buna tecavüz ettim kaç para? Uzlaşmaya oturmuşlar. Sahibi kabul ediyor zaten. Sahibi diyor ki tamam uzlaşalım. 5000 lira diyor. Adam da diyor ki ama diyor benim durumum iyi değil. Ulan niye köpeğe tecavüz ediyor o zaman? Benim durumumda iyi değil. Diyor muyum köpeğe tecavüz? 5000 lira yoksa köpeğe tecavüz ediyor. Ve haftanın bu adama ne ceza verelim köşesi. Ya ben tabii o podcast'te çok daha ağır konuştum da siz biliyorsunuz. Şimdi bayanlar var söylemeyelim. Yani adam köpeğe tecavüz ediyor ya. Yani o adam toplumda gezmesin. Amerika'da Florida var. Yani ne ceza vereceğimiz ayrı bir şey. Yani hapis mi? Sen bir köpek, köpeği öldürdün. Hani o ayrı ama ne ceza verirsen ver toplumda gezmemesi lazım. Al dışarı bırak onu, al dışarı bırak. Yaşayabilir mi acaba ya? Kes abi. Orada bir hani tuvalet ihtiyacı giderecek bir delim olur. Kes abi. Bak o olur. Olur. Ortam güzel bir şey. Ama o da şöyle olur bak. Ondan sonra iyice sapık olur. Evet zaten aynı. Gene başka türlü predatörlük yapmaya devam eder yani. Hastalıklar vardı. Oo şey buldunuz. Neden cesaret buldunuz? Geliyorsunuz tabii.
Memurluk yanmayacak artık işte. He, hepiniz belediyelere alınacaksınız. Çanta verin. Çanta verin. Hayır olarak. Hemen yarın işte. Var ama şu anda benim esas yani ne derler konsantre olduğum yer şu an çektiğim yani neden? Çünkü çektikçe öğreniyorum. Evet. Lan bunu da bak böyle ışıklandırmayı da şöyle yapmak lazım. Maalesef para olmadığı için oyuncularda mesela ah keşke şöyle yapsaydım falan dediğim oluyor. Ondan sonra yani bazen şanssızlık oluyor. Yani bir sürü şey yaşıyorum. O yüzden daha adam gibi film çekmeyi bilmiyorum. Belki şunu düşünüyor. Düşünüyor musunuz arkadaşlar? Bu adam senelerdir uğraşıyor hala bilmiyorum diyor. E diğer YouTuber'lar nasıl bir şap diye çekiyor? Düşünen yok herhalde. Cevabı biliyorsunuz herhalde. Cevabı biliyorsunuz. Başkası çekiyor çünkü. Ama şu, sorun şu işte. Yani ben şu anda çıksam desem ki bana bir film çeksin. Konum var. Filmci olan birisi gelir, çeker. Ama hayvan gibi sansürler. Neden? Çünkü insanlar haklı olarak yapımcısı da, yönetmeni de para kazanmak istiyor. Sorun orada yani. Bizim sorunumuz o. Bir tane kadın var. Onun da özgür çok bir sorun sormak istiyorum. Şey, ateistler bilincin farkındalığı ne olarak? Yani mesela atıyorum bir insanın klonunu yaptığımız zaman ikisi de aynı beyin yapısına ve aynı DNA'ya sahip olmasına rağmen nasıl iki farklı bilinç ötesini birden yönetiyor? Hayır, onun var ya bir belgesel. Çok açıkçası ben onu çok yani umurumda olmadı. Ama onunla ilgili bir belgesel vardı. Bilinç dediğimde olay hafızadan yani o beyni içinde elektriksel şeyler oluyor. Neşeler oluyor. Depolanıyor değil mi? Evet. İkizler gibi. Neuroscientist olan varsa, nörobilim adamı olan varsa ve o çok güzel bir şey. O en ideal örnek ikizler aslında. Tek yumurta ikizleri birebir DNA'ları aynı. Ve aynı. Gerçekten öyle bir şeyse o zaman mesela teleport çok basit bir şey oluyor. Çünkü o elektrik sistemini başka bir vücuda direkt yollarsın yani. Bununla alakalı bir tane spoiler verdim abi benim. Çekmek istediğim filmlerden bir tanesi de oydu. Var mı? Yani, demek istediğim şu. Başka bir yollamak yerine başka bir vücuda kopyalayabiliyoruz ya. Ama yine de o vücut onu aynı bilince sahip olduğu için iki tane vücut. İşte az önce söylediğim olay. Yani bilinç dedikleri olay. Yani nörobilim adamların dediklerini ben söylüyorum. Ben kendim çok ben sordum açıkçası. Sistemden bir tane nörobilimciste sordum. Adam bana dedi bir şey. Bana bilinç ne diye sordu. O kadar yakın olduğunu duyuyor. En büyük sorunlarından bir tanesi bu dedi. Yani ben cevap bulamadım. Yani o kendi sen ama hafızadan bahsediyorsun. Çünkü insanların farklı olması göbek yapmış. Yanlış mıyım? Ya hafıza da değil tabi olarak. Yani hafızasıyla beraber konuşuyoruz. Soru o kadar geniş ki. Düşünce sistem olarak aynı şekilde düşünemiyorlar. Bunu açıklıyor mesela. Ama ben bilimde bir arıyorum bulamadım yani. Çok bilimler bir insan değilim. Hani o yüzden sormuyorum ama. Sadece bunun cevabını öğrenmek istiyorum yani. Kesin olarak o zaman anladım şu anda kesin olarak bilmiyorum. Ama ben olmadığını biliyorum. Çünkü bazı kişiler mesela dine inanmıyor ama yine ruha inanıyor. Ruh olduğunu sanmıyorum. Neden? Çünkü abi insanların duygularını yani beyinlerindeki o kimyasallarla değiştiremiyorsun. Eğer ruh olsaydı ilaçla veya kimyasallarla değiştiremiyor olmak lazım. Yani adam mutlu oluyor bir anda. Veya işte ne bileyim sinirleniyor bir anda veya yoksa sıçıyor bir anda. Hani ruh gönlünü olsaydı bununla değiştirilemez. Olurdu. Olursa ne olduğunu ben düşünmüyorum ama yarın bir de başka bir veri çıkar. Der ki işte kesik kan ruhu. Bağırsağımızdaki bakteri bile ne yemek yemek isteyeceğimizi etkiliyor. Ama mesela bak şu hafıza olayı gerçekten ilginç. Hafıza dedikleri olay söylediğim gibi elektrik şeyleri ne derler? Kafa gitti benim ya. Elektrik akımı diyeceğim de. Sinyalleri gibi düşün yani ve onlar hani şey oluyor, yükleniyor. O yüzden mesela bir insanı fiziksel olarak birebir kopyaladığın zaman bence diğer adamın hafızası onda olmaz. Bence. Ama ben yani bir kopyalayalım bakalım ben de merak ediyorum. Kopyalı mı? Umarım bir gün kopyalarlar. Yani umarım biz de görürüz. Ama bence birebir adamı fiziksel olarak kopyalasan bile aynı hafızaya sahip olmayacağını düşünüyorum. Şey kötü olur onlara. Öldüm. Evet. Evet. Yeterli miktarda paran olsa şey olur. Yani bir piyango çıksa şey yapar, bırakın.
Param olmasa da gerçekten şey yapıyor. Yani yeter ya. 10 milyon ayrı daha var. Bununla bir film yapıp çekebilecek düşünüyor musun? Yoksa mutlaka bir öğrenme süreci hala olacak. Yani bugün 10 milyon dolar verseler gene abi yavaş 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 çekelim derim. Bir veya iki film lazım illa ki. Film çekten mi? Filmi çekebilmek için bir para gerekiyor. Banka soruyor. Zengin dur. Arkadaş mı? Ben orada. Hayır. İfşa. Şu an düşünmüyorum. Neden? Çünkü sponsorlarım sağ olsun şu anda yetiyor yani. Aslında başka yani o parayı kazanmak için başka bir iş diyorsun. O zaten podcast işte o yani. O parayı işte podcast var için birçok insan kalbi kırılıyordur. Lan şimdi bu adam ne güzel dinliyorduk. Aynen. Çünkü mesela bak benim de seyirci olarak başka YouTuber'ları aynı şekilde görüyorum. İşte adam mesela eski bilgisayar oyunu tanıtıyor ama 10 senedir aynı şeyi yapıyor. Ama hoşuma gidiyor. 10 senedir de seyrediyorum. Şimdi adam haklı olarak yükselmek istiyor, büyümek istiyor, video falan çekmek istiyor. Ama ben o adamın oyun tanıtımını seyretmek istiyorum. Adam oyun tanıtımını bırakınca üzülüyorum ama adama da şimdi hak vermek lazım. Adam hala mı uğraşıyor? Abi senin için TikTok videolarına kapatıyorum. TikTok videolarına kapatıyorum. Hayvan sağ ol. Basit konuşuyordu yani. Spoiler filmde de olacak abi. Boş ver. Patreon'dan destek verenler AdBlock kullanabilir değil mi abi? Şey bu. Evet. Zengin sen. Hani şey var ya. Bir siteye girersin. Bu siteler reklamları kaldırır diye çıkar. Premium falan. O yani. Ama gerçek idol ister. Ne ya? Şey, arkadaşım yok. Ne ya? Kitap mı? Abi senin de hani bahsettiğin gibi fazla saylamak gibi bir olay var. Adamı kapatın mı? Celal Şengör, Fazıl Sayfa, Nasıl Şansal. Ben bu adamları hani Türk toplumunun etki olarak görüyorum biraz. Hani toplumda bir şey üretilecekse bu adamlar. Çünkü çok donanımlı. Hani belli bir gelenekten gelen adamlar. Bu adamlar hani toplum içinde biraz daha yani devlet yapısı bunları kullanmalı mı? Yoksa şu anda başına gelenler gibi hani önleri kesilmeli mi? Bardoz Şansal üzerinde düşünmeyi soruyorum. Hani sence bölücü kategorisine giren bir adam mı? Yoksa hani daha çok Celal Şengör tarafından. Bardoz Şansal en son HDP'li mi dedi? Nasıl ne yapıyor? Ben onu çok önceden takip etmeyi bırakmıştım. Afrin olayında öyle açıklamadım. Öyle mi? Ben onu takip etmeyi çok önceden bırakmıştım. Çünkü kesinlikle hiçbir siyasi veya dini hiçbir şey sebebi yok. O adam aşırı agresif abi. O kadar ünlü değildi o zamanlar. Benim arkadaşımın arkadaşıydı. O beni tanımıyor tabii de. Arkadaşımın arkadaşıydı. O yüzden ben onu şeyler Facebook'tan eklemiştim. Ama baktım abi şeylere falan, kadınlara falan yani Bernard'a şey falan bayağı bir övgü gelmiyor. Sebepsiz yani. Bayağı ağır küfürlü. Ben işte ben dedim ki bir agresif de bir şey var. Birey, LGBT birey. Biz kendi aramızdan başka bir şey değil. Bir agresif LGBT birey var. Bir de efendi LGBT birey var. Yani ona neden bilmiyorum. Yani bazıları çok agresif oluyor. O agresif olanlar. O yüzden yok abi dedim uzak dursun ve arkadaşlar. Ondan sonra takip etmedim. Sonra dönmüşler ama bayramda hepsi şeydi yani. O da o. Evet, şu anda Ankara manzarası. Arkadaşımızın bizden saklamış olduğu neydi? Teras. Aklıma bile gelmedi. Şu an Vancouver gibiyiz. Manzarası gibi abi. Çok güzel bir manzara. Hafiften üşüyorum. Bayağı güzel. Abi, bende böyle bir teras olacak. Teleskop yani. Teleskop çıldırırım yani. Işık kirliliği bir de çok bulutlu ya Ankara. Çok elverişli değil yani gözlem için aslında. Güzel bir anı oldu abi. Burası gerçekten güzel bir ortam. Biraz daha hava ısındığında gel yine. Tam yaz gelinecek aslında ya. Yani.
güzel bir anı olarak kalır artık. Şey yaparız, bakar aynen bakar öyle ağlarız. Ne güzel günlerdi onlar, gençlik falan. Gençlik, çılgınlık. CHP zihniyeti Ankara'yı kazandı. CHP zihniyeti Ankara'yı kazandı arkadaşlar. Bakalım mazbatayı aldılar mı? Karanlık çöktü. Gördüğünüz gibi karanlık çöktü.